Şimdi Sağlık Bakanlığı tarafından Perşembe günü İzmir'den Alsancak Limanı'ndan Gazze'ye yardım amacıyla bir sağlık yardım gemisi hareket etmişti. Mısır'a ulaştı. El Arish Limanı'na ulaştı o gemi. Bir Mısır'a uzanalım. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Afet Daire Başkanı Doçent Doktor Şükrü Yorulmaz bizi Mısır'da bekliyor. Çok teşekkürler katıldığınız için. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle Gazze'de insani direnç gitgide daha da acı veren bir hal aldığı için bu giden yardımların hepsi her biri ayrı önemde ve değerde. Türkiye'den giden yardım gemisinde acaba neler var? Önce onunla başlayalım. Buraya gelen yardım gemisinde ağır iklim sahra hastanelerimiz ve yine şişirilebilir tipte sahra hastanelerimiz mevcut. Bununla beraber 20 adet ambulans, 2 tane de ulusal medikal kurtarma aracı getirdik. Yine bunlara ilave olarak da jeneratörlerimiz mevcut. Bunların hepsini El Arish Limanı'ndan şu anda bulunduğum nokta Refah Sınır Kapısı'na 9 kilometre uzaklıktaki Şeyh Said Hastanesi'nin olduğu bölgeye getirdik. Siz şu an Refah Sınır Kapısı'na 9 kilometre uzaklıkta mısınız? O noktaya mı götürüyorsunuz yoksa bu... 9 kilometre uzaklıktayız şu anda sınır kapısına. İçeriden gelen yaralılar zaten şu anda bulunduğum noktaya, istasyona, buradaki hastaneye gelip triyajları yapılıp yine Mısır'a, Kahire'ye, diğer şeylere doğru sevk edilmekte. Biz de şu anda araçlarımızla bu 9 kilometre mesafedeki hastanenin bahçesindeyiz. Henüz şu an gerekli izinleri aldıktan sonra içeri gideceğiz. Şu an izinleri bekliyorsunuz. Onu soracaktım. Yani sahra evet. Hastanelerini kurdu mu Türkiye? Acaba çıkarılan yaralılar yani nadir de olsa oluyor, tedavi edilmeye başlandı mı diye, ama bir izin prosedürü bekliyorsunuz anladığım kadarıyla. İçeriye girmek için bir izin prosedürü bekliyoruz. Ama çıkarılan yaralılar için de yine bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Mısır Sağlık Bakanlığı karşılıklı görüşmeler devam etmekte. En yakın zamanda yüksek fazla miktarda yaralı geldiği zaman özellikle bu kanser hastalarının Türkiye'ye transferi planı için çalışmalar devam etmekte. Bu nasıl bir prosedürdür? Size onu sorayım. Çünkü her ikisi için de farklı bir süreci bekliyorsunuz. Ama mesela içeriye girmek, yani doktor olarak içeriye girip tedavi yapmak şu an abluka nedeniyle zor görünüyor. Orada bir kolaylık yakın dönemde göreceğinizi düşünüyor musunuz? Ve dışarıya çıkan yaralıların ve aynı zamanda kanser hastalarının Türkiye'ye transferi için nasıl bir süreç öngörüyorsunuz? Ne kadarlık bir süreç? Kanser hastalığının transferi burada bir havalimanı var, El Arish Havalimanı. Buradan Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı uçaklarla Türkiye'ye transfer etmeyi planlıyoruz. Şu anki gündemimiz o. Aynı zamanda arka planda da içeriye yine Mısır, Filistin ve diğer tarafların gerekli onay ve izinleri gerekiyor. Çünkü güvenli bir alanı kurmamız gerekiyor. Bunların da saldırılardan zarar görmemesi lazım, oradaki insanlar yaralanabilmesi için. Onunla ilgili Dışişleri Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Hiç başka ülkelerin içeriye girip kurduğu sahra hastaneleri var mı? Yani önümüzde bize bir örnek teşkil edebilecek yoksa şahit... Henüz içeriye sahra hastanesi kurabilmiş bir ülke yok. Anladım. O zaman hepsi beraber bekliyor bu prosedürü, öyle anlıyorum. Yani anladığım kadarıyla bütün ülkelerin bir izin talep oluyor ama henüz kimseyi kabul etmemişler. Biz yine aynı şekilde günlerdir sürekli ülkelerle prosedürler çerçevesinde içeri girmek için, özellikle güvenli alan oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda çok büyük bir aksilik olmazsa girmek gibi bir niyetimiz var. Olumlu dönüşler oluyor ama burada bazen her şey 1-2 saatte bile değişebiliyor. Çok dinamik bir süreç olduğu için. Bir soru, içeriden acaba alabildiğiniz hiç bilgi var mı Gazze içerisindeki insani durum ve sağlık durumu ile ilgili? Çünkü biliyoruz ki hastanelerin, Şifa en büyük hastanelerden biri başta olmak üzere, artık hastane olma özelliğini yitirir halde, kuzeydekiler özellikle. Kalan hastanelerle ilgili durum nedir, size gelen bir bilgi var mı? Kalan hastanelerin çok ciddi enerji sıkıntıları var. Hatta şöyle bir şey öğrendim. Endonezya hastanesinde yakıt tükenildiği için normal yemeklik yağlar, sıvı yağlar kullanılmış. Bu jeneratörleri, mazot yerine onları koyup o şekilde enerji üretmeye çalışmışlar. Yani durum bayağı kötü. Tahmin ettiğimizden de kötü bir durumda. Çok ciddi yakıt sıkıntısı var. Yakıtın susuyla ilgili sorunlar var.
Yakıtın geçişine ilişkin acaba yakın dönemde beklediğiniz bir haber diyeyim var mı? Yine aynı şekilde medikal ekipmanların Türkiye'den giden yardımların da beklediğini biliyoruz Refah sınır kapısında. Yani bir umut ışığı var mı, bunu anlamak istiyorum. Bir yandan insani böyle aralar konuşulurken, bir yandan da belki 5 günlük bir ara konuşulurken. Sesinizi alamadım. Çok yakın. Tekrar sorayım. Yani insani durum orada gitgide alarm veren hale giderken yakın dönem içerisinde acaba bir umut ışığı var mı? Hem yakıtın içeri sokulması hem medikal ekipmanların içeri girişiyle ilgili. Siz Mısır'da yetkililerle yaptığınız görüşmelerde size ne söylüyorlar? Özür diliyorum. Sesinizi hiç alamıyorum. Peki. Bağlantımız, evet, bir sıkıntı yaşıyoruz. Sağlıklı bir bağlantıyı tesis edemedik ama çok teşekkürler.